Alçak. Kuzey açıklayabilir. Lan namussuz adam. Ne açıklayacaksın lan? Dinle bir oğlum beni. Ne açıklayacaksın lan? Kuzey dur. Dinle bir. Onu söyle sen de. Beni bir dinle. Kuzey dur. Gel buraya gel. Sen benim kardeşimin namusuna nasıl göz dikersin lan? Alçak adam. Kuzey bir dinle biz. Nasıl göz dikersin benim kardeşimin namusuna? Bir dinle. Kuzey yapma. Allah cezanızı versin lan. Bir daha ikinizin de yüzünü görmeyeyim. Lan hayatımdan Allah cezanızı versin lan size. Kuzey abi. Allah cezanızı versin. Kuzey. Demet. 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 Gitme. Lütfen. Lütfen. Mutfağın bu işte. Artık istediğin gibi düzenlersin. Yani kafana göre kendi düzenini kurarsın. Ben Kuzey'le konuştum. Biz onun odasını alırız. Kuzey de benim eski yatak odasına çıkacak artık. Sami, kurulu düzeni bozmak istemem ben. Yani kimsenin huzuru kaçmasın biz geliyoruz diye. Yok canım, olur mu öyle şey? Hadi gel yukarıları da göstereyim sana. Geçelim. Geç içeri, ben gidiyorum geç. Kuzey abi bir adamı dövdü. Ne? Bir sabise yumruklar attı. Lan şuradan şuraya gene kimle takıştın sen ya? Ya... Bir kızla öpüşüyordu bir adam. Kuzey abi de attı adamı. Bir şey yok, beni rahat bırak da ben gidiyorum. Gir içeri. Gel oğlum. Ya bir dakika ya, oğlum gir içeri ya. Allah Allah, nereye gidiyorsun? Ya bir sakin ol, bir şey olduğu yok. Bırak beni, ben gideyim. Kimle hırlaştın lan gene? Şeref... Gir ulan içeri. Ne demek şeref? Allah Allah. Ne oldu Allah? Bak ben onu... Oğlum al. Duydun mu beni? Beni sırtımdan vurdular ya. Nasıl? Ya beni sırtımdan vurdular. Bana yapılacak iş mi baba? Yürü oğlum. Benim kardeşime yapılacak iş mi baba bu? Demet Ayak bu... Ne? Gözümün içine baka baka bana... Yürü. Alçak sesle konuş. Oğlum alçak sesle konuş. Merhaba. Kapı niye açık? Ya, ya bir dakika tamam, bir dakika. Çarpacağım şimdi. Lan. Ya baba, bu bana yapılır mı? Onu ben gebertmeyeceğim. Evde çocuk var, sus. Onu ben Kuzey'deki oğlu bebesinden. Oo. Aa bak buraya yazıyorum. Lan. Sen de şahitsin. Lan sus diyorum ya. Yeter be, sus be. Alo. Bu sefer çok büyük yanlış yaptın Cemre. Artık bunun affı yok. Ne oluyor ya? Seni defalarca uyardım. Arkamdan hiç çevirme dedim, dinlemedim. Ya ne diyorsun, ne yapmışım ben? Şimdi ne yapıyorum biliyor musun? Kuzey'i ihbar için savcılığa gidiyorum. Barış bir dakika durur musun? Niye, ne oldu şimdi? Numara yapma bana, bana numara yapma. Ne dolaplar çevirdiğini biliyorum. Bu sefer cezası kalmayacak, ikinize de ödeteceğim. Barış bir dakika söyler misin? Ne oldu, ben ne dolap çevirmişim senin arkandan, ne yapmışım ben? Yapamayacağım zannettin değil mi? Sevgilinin infazını kendin yaptın. Barış bir dakika durur musun, alo? Ben aradım, evet. Adliyeye gidiyorum ben, siz de oraya gelin hemen. Önceki ifadelerime ek olarak bazı açıklamalarda bulunacağım savcı. Aradığınız kişi şu anda başka bir kişiyle görüşüyor. Lütfen hattan ayrılmayın. Aradığınız kişi şu anda başka bir kişiyle görüşüyor.
kimsenin bizim canımızı sıkmasına izin vermeyeceğiz. Değil mi Kuzey? Bugün bambaşka bir sebeple buradayız. İlin acı mı? Cihancığım. Hadi Sami Bey. Ama bir konuşma bekliyoruz sizden. Benim ağzım laf yapmaz ama neyse işte. İçimizden ne geliyorsa konuşacağız tabii. Bugün burada aile arasında... Yapma şunu Kuzey, yapma. Bugün burada aile arasında yakınlarımızla, dostlarımızla bir araya gelmiş. Aman efendim, çok teşekkür ederim. Aramızda tabii olmasını istediğimiz bazı insanlar vardı ama onlar ne yazık ki burada değiller. Güney'den söz ediyorum, yani oğlumdan. Neyse, lafı fazla uzatmayalım. Ver bakalım elini. Ay ama olmadı böyle kurdelesiz falan. Oldu oldu. Hayırlı olsun bakalım. Ay hayırlı. Hadi hayırlı olsun. Kuzey. Ay. Sami Bey. Canım. Serap Barış şirkette mi? Ne zaman çıktı peki? Bak bir dakika, avukatının numarası lazım bana. Tamam bak, hemen yollayabilir misin? Çok acil. Tamam, ben bekliyorum, hemen yolla. Sonuçta Banu'nun evde tedavi edilmesini ben istemedim, biliyorsunuz. Ebru Hanım'ın isteğiydi bu. Şimdi hastanede kurallar gereği ziyaretçi alınmıyor diyor. Şimdi nasıl olacak bilmiyorum. Yani orada tamamen izole bir ortamdaydı. Aynı durumu şimdi burada da sağlamamız gerekiyor Ziya Bey, değil mi? Haklısın. Ama Banu iyi. Yani ben tekrar tekrar aynı şeyler yaşansın istemiyorum Ziya Bey. Evdekilere kesin bir dille siz söyleyin. Böyle her isteyen Banu'nun odasına girip çıkmasın. Hı? Olur, konuşurum. Yani Ebru Hanım ve Barış'a da tek tek söyleyin lütfen. Çok hassasım bu konuda çünkü. Su vereyim mi? Anne, perdeyi açar mısın? Uyumaya çalışsaydın Banucuğum. Gökyüzünü görmek istiyorum lütfen anne. Canım. Doktor senin eve çıkmana bir sürü şartla izin verdi. Yani evdeyken herhangi bir sıkıntı çekmemen lazım. Anne lütfen aç. Seni korumak için. Kimden?